anlatmaya başlayacağım. Bir dakika, ilk önce tanıtayım. Bu gördüğünüz ise çeneter. Bunun içinde nohut, domates, onun dışında yine patatesimiz var. Bunlar biraz ikisi benziyorlar ama ayrı sokak lezzetleri. Onun dışında lahana, ondan sonra içinde soğan gibi şeyler var. Şu gördüğünüz ise meyve tabağı gibi. Bunun içinde üzüm. Bunlar böyle tatlı jeller oluyorlar. Ondan sonra elma, ondan sonra muz, armut, bu gibi şeyler var. Şimdi bunları tatmaya başlayalım. Sokak lezzetleri, sokak lezzetleri. Her zaman kafamın etini yiyorsunuz. Ben de sizlere bugün o videoyu çekmeye gidiyorum. Heyecanlı mısınız? Ben çok çok heyecanlıyım. Bence ben yemek yiyeceğim için daha çok heyecanlıyım. Çünkü Pakistan'ın sokak lezzetleri çok çok lezzetli oluyor. Sizler diyorsunuz ki her zaman bu videoyu çekin. O zaman gidelim ve videoyu çekelim. Herkese tekrardan selamun aleyküm. Benim adım Neslihan Örs. Eşim Pakistanlı, ben ise Türk'üm. Beraber evlendik. Elhamdülillah şu anda gayet iyiyiz, mutluyuz. Ve sizlere güzel videolar çekmeye devam ediyoruz. Bugünkü videomuzun konusu da zaten okumuş olduğunuz üzere sokak lezzetleri videosu. Sizlere o harika lezzetleri göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Güzel görünüyor, öyle değil mi? Bunlar Pakistan'ın çok çok meşhur sokak lezzetleri. Sizlere burada tanıtmak da istiyorum. Şu gördüğünüz, biraz sizlere böyle göstermek istiyorum. Şu üstünde gördüğünüz böyle kıtırdaklar. Onun dışında içinde patates var. Küçük küçük patatesler, nohut, içinde baharatlar, havuç, soğan, bu gibi şeyler var. Ve de içinde yoğurt var. Evet, şöyle göstereyim. Şimdi bunları karıştırıp tatmaya başlayacağım. Bir dakika, ilk önce tanıtayım. Bu gördüğünüz ise çeneter. Bunun içinde nohut, domates, onun dışında yine patatesimiz var. Bunlar biraz ikisi benziyorlar ama ayrı sokak lezzetleri. Onun dışında lahana, ondan sonra içinde soğan gibi şeyler var. Şu gördüğünüz ise meyve tabağı gibi. Bunun içinde üzüm. Bunlar böyle tatlı jeller oluyorlar. Ondan sonra elma. Ondan sonra muz, armut, bu gibi şeyler var. Şimdi bunları tatmaya başlayalım. Bu gördüğünüzde buna cacık diyorlar. Bunu kiminle beraber yiyoruz Rana? İstediğinle beraber yiyebilirsin. Tamam. O zaman sokak lezzetlerimizi tatmaya başlayalım. Keşke siz de denemiş olsanız. Keşke. Çok çok lezzetli. Çok çok lezzetli. Bayıldım yani bu tadı. Bir de biraz Fatma'ya tattırayım. Fatma zaten mı yiyor? Fatma meyve tabağından yiyor. Fatma ye. Froze. Gel. Froze o yiyecek. Tamam. O zaman bunu tatalım. Bu çeneçer. Bunun adı çeneçer. Bunun adı deybali. Rana, canın çekmedi mi? Çekiyorum ya. Rana'ya vermeyeceğim bugün. Ben tadını biliyorum o yüzden. Ben de çok çekiyorum. Bence bu daha güzel. İkisi de birbirinden o kadar lezzetli ki anlatamam. Ondan sonra sen bu turşar diyorsun.
tabağımızı da tadıyorum. Meyvatlar. Bunun içinde yoğurt da var değil mi Rana? Yoğurt da alıyorum. Evet. Şöyle tadıyorum. Çok çok lezzetli. Çok çok lezzetli. Sadece bunları biraz tatlı buldum. Bunlar biraz çok tatlı. Ama meyve tabağına da bayıldım. Bu kuru meyve oluyor. Bu kuru meyve mi? Bunun adını bilenler lütfen yazabilirler mi? Şöyle göstereyim. O zaman biz şimdi bunları güzel bir şekilde afiyetle yiyelim. Daha sonra diğer sokak lezzetlerimizi tatmaya gideceğiz. Şu anda tabaklarımızın hepsini bitirdik. Şimdi başka bir dükkana gidiyoruz. Orada da size börek şeklinde samosaları göstereceğim. Sizler de buna bayılacaksınız bence. O zaman gidelim. Evet, burada pilav yolluyorum içinden. Burada içinden meyakçılık oluyor. Öyle bir veriyorlar. Bu ocak. Bu sokak lezzetli böyle oluyor. Evet, ikinci lezzetimizi böyle sizlere göstermek istiyorum. Şöyle, bunun adı dal çavul, mercimek yemeği ve kaynatılmış, haşlanmış pilav. Şöyle göstereyim. Burada Pakistanlılar genellikle bunu çok çok seviyorlar. Bir biryani, ikincisi de dal çavul çok çok meşhur burada. Şimdi bunu tatmak istiyorum. Bu da gördüğünüz turşu. Bu da salatalık, soğan ve sanırsam lahana. Gerçekten de çok 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 lezzetli. Yani bu mercimeği acaba nasıl yapıyorlar? Turşu da çok lezzetli. Gerçekten keşke burada onu da tatsanız yani. Bayılırsınız lezzete. Biz böyle iki tane aldık. Bir tanesini Rana'yla Gözde yiyecek, bir tanesi de biz tatmaya gideceğiz. O zaman biz bunları ilk önce bir yiyelim. En sonunda sizlere göstermek istediğim şey samosa. Evet, bu gördüğünüz samosa, bu gördüğünüz rol. Burada da patates cipsi var. Burada da hepsi karışık. Şu anda son olarak sokak lezzetimiz rol kalmıştı. Bunu da aldım ve eve geldim. Burada tatmak istedim. İlk önce şöyle, içine göster. Nasıl bu aslında şey? Böreğe benziyor. İçini göstereyim. Bu böyle patatesli ve lahanalı börek. Açtım zaten içini. Şöyle göstereyim. Ondan sonra içinde baharatlar var. Soğan var. Aç ya. Böyle açıyoruz. Şöyle göstereyim. Burada bekle. İçinde ne var? Baharat var. Soğan var. O da var. Patates var. Aşağıda koy, aşağıda. Ha. Evet, görüyorsunuz içinde soğan var. Onun dışında patates var. Baharatları var. Bu şekilde. Böyle börekler oluyor. Tavuk da var içinde. Böyle biraz da patates aldık. Bu da ketçapımız. Şu anda bunları yiyeceğiz. Geçer. O zaman tatmaya başlayalım. Başla. Hmm,
Gerçekten bu da çok çok lezzetli. Bizim orada mesela patatesli oluyor. Bir de peynirli börekler oluyor. Onları kızartıyorsunuz. Bunlar da patatesli ve lahanalı ve tavuklu hali. Çok çok güzel. Ben çok çok beğendim. Bu tekile bak. O sadece o ne oluyorum? Ne? Küçüklük. Bu biraz boy farkı var bunların. Yok yok, bu alvara. Bu patatesli, lahanalı ve tavuklu. Bu mu patatesli? Ha. Açayım onu mu? Evet, görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bunun içinde patates var. İçine baharatlarını koyup güzel bir şekilde yoğurmuşlar. Ve püre haline getirmişler. İçine patates koyup bunu kızartmışlar. Yani börek bu aslında bildiğimiz. Bence gayet de güzel, lezzetli. Biraz da bundan tadayım. Hemen bir de çocuklar da. Bu daha lezzetli. Çocuklar en çok patatesliyi seviyor. Bu arada videomuzun da sonuna geldik. Umarım bugünkü videomuzu beğenmişsinizdir. Bu yani nasıl video? Bunu da söyleyebilirsiniz. Bu sokak lezzetleri videosu oldu. Çünkü sizler çok çok istemiştiniz bu videoyu. Her zaman yorumlarda görüyordum. Ve bugün çekmek nasip oldu. Umarım hepiniz beğenirsiniz. Instagram'dan da bizleri takip etmeyi unutmayın. İstediğiniz diğer videolar varsa başka konularda lütfen onları da yazın. O zaman şimdi vlogumuzun sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir sonraki vloglarda yani videolarda tekrardan görüşmek üzere. Bye bye.